Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere tuvalette oynamalık 3 adet oyun tanıtacağız. İlk oyunumuza başlayalım. Oyunumuzun adı Modern Command. Oyun iOS oyunu. Yani Android ve Windows Phone'da yok şu anda. Ve ücretsiz bir oyun. Yani klasik defense oyunlarından bir tanesi. Arayüzü falan bayağı cafcaflı güzel. Oynaması da zevkli aslında. İşte yıldız topluyorsunuz. Buradan işte kazandığınız puanlara göre toplayıp research kısmından işte alet edevatlar var. Onları update diyoruz, upgrade diyoruz. Şöyle research kısmından çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Evet, geliş. 13 saat falan diyor işte böyle. Şimdi bitirmek isterseniz diyor 6 yıldız ver diyor. Acelemiz de yok. Kendi kendine oldursun orada. Neyse biz şöyle başlayalım, bir tane göstereyim ben size. Şu bütün silahlarımızı alalım. Başlayalım bakalım. Survival modundan. Bu bizim bölge. İşte buraya gelecek ite kopu savuşturuyoruz kısmen. Şu da radardan görebiliyorsunuz zaten. Bir de 4 tane de air support, yani hava desteği şeyimiz kalmış. Şu kırmızılar gelmeye başladı buraya. Şu önlerine bırakıyoruz. Hani o arada füze geliyor. Bakalım denk gelecek mi? Gelmedi. Artık gel be. Senin evveliyatını lan. Dibini gideceğim, gitti ya. Ya geber a**ayım ya. Kötürlü de olsa geçtik. Şu aşağıda da 135 kaldı yazıyor can. Bakalım ne çıkmış. Şu oyunda şu şeker ne alaka, onu da çözemedim. Neyse s**elim. Şöyle bir şeyler yaptık. Parayı size oynanansını satayım. Yani oyunda oyuncu satın alma mevcut. Ama biz tabi beleş peşindeyiz. Tamam, istemiyorum ya. Kaldır. Oyun gördüğünüz gibi klasik defense oyunlarından bir tanesi. Gidiyor. Dediğim gibi oyunun paralı kısmı var da tabi bu s**ken kimse para vermek istemez. Ona gerek duymuyoruz. Öyle 13 saat 13 saat aradan arka planda gelişsin aletler, edevatlar. Diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuzun adı Defenders and Dragons, yani savunanlar ve ejderhalar, tam Türkçesi çok saçma. Ya da ben öyle çevirdim, bilmiyorum. Bu arada bu Game of Thrones derken bu ejderhalar da aldı yürü tekrar. Bir ara durmuşlardı, tekrar prim yapmaya başladılar. Oyunda 3 tane karakter var. İşte cüce, şövalye, bir de bu elf herhalde, bu kulaklı oklu moklu kadın. İşte bir de ejderyalar gelip saldırıyor. Oyunun işte Facebook kısmı, yarışma kısmı, bulut save falan filan var. Onlara gelmeyeceğim. Onları zaten kendiniz bulursunuz. Biz direkt oyuna bakalım. Bir options'a bakalım önce bir. İşte forumu da var oyunun. Oyuncu satın almalar mevcut oyunda tabi. Onları göstereceğim. Oyun iOS ve Android platformunda var sadece. Windows Phone'da yok. Ve ücretsiz bir oyun. Herhangi bir ücret istemiyorlar. Sadece oyun içi işte geliştirmelerden para istiyorlar. Klasik. Ama biz tabi para vermiyoruz. Şöyle multiplayer kısmı var. Ona bakmıyorum aslında, multiplayer'e. Single player story kısmı var. Açarken bu daha iyi gidiyor. Bayağı da zevkli bir oyun. Oynaması falan da zevkli, eğlenceli. Karakterler falan da güzel. İşte ilk başta şövalye ile başladık. Sonra elf açıldı. Ben elf ile başlıyorum o yüzden. İşte yavaş yavaş açılıyor işte. Cüce, ondan sonra Dragon Maid varmış. 5 tane karakter var. Şöyle başlayalım. İşte bunlar da yanımıza çağıracağımız yardımcılar, oyun içine şimdi göstereceğim. Bunları seçebiliyoruz ya da işte ekleyip çıkarabiliyoruz. Atıyorum sadece şundan olsa yeter diyorsun mesela. Şuna gerek yok zaten, bu bir fiskeyle ölüyor. Birazdan göstereceğim. Bu da özel güçler. Kalkan olayda iyiydi. Yok şu an hakikaten. Sıfır. Buradan da onu alıyoruz. Şu kristal bizim şeyimiz. Veli nimetimiz, kıymetlimiz. Onu korumaya çalışıyoruz. Şu uçaklardan. Hatun uzaklaşınca ok atıyor. Yaklaşınca biçiyor bunları yavaştan. Herhangi bir atak yapma tuşuna basmanıza gerek yok. Şurada da geldikleri yerler. Renklerin. Al işte, hani buraya gidemiyoruz öyle. Mesela şu gerizekalıyı çağırayım, az önce dedim ya bir tane fiskeyle ölüyor diye. Nerede o angut? Hadi yürü bakayım önden. Ya yürü. Hep bunlardan çağırayım da gebersinler p***ler. Gıcık oluyorum zaten, tipini s***. Bak şimdi bak. Gidişe bak şimdi. Öldü. Ama çocuğu. Bir tane daha geliyor. Hatta iki tane daha geliyor. Sırf bunları gebersin diye. Çok hoşuma gidiyor gebermeleri. Ondan çağırdım. Yoksa bir şeyim yok. Şöyle özel güç kullanabiliyoruz demiştik. Lan. Vurdu p***lere bak. Hatunu biraz böyle geri plana çekerseniz health'ler doluyor şuradan. Hani illa bir can alayım falan muhabbeti yapmaya gerek yok. Bu bölümü de geçtik. Aynen, bir karakter daha açıldı şimdi. Şimdi onu seçelim. Şöyle reklam da çıktı. Neyse. İsterse karakteri upgrade yapabiliyoruz. Ben yapmayacağım onu. Nereye gittik lan? Şu iki tane zaten yazıyor eşek gibi. Yeni gelen karakterler. Şu biraz takıklı bir abimize benziyor. İşte her el bir sonraki el, bir önceki ele göre ekstra ne varsa, o karakterler ne geliyorsa, düşmanlar onları gösteriyor. Anasını şöyle bir saat oturursunuz klozette. Klozete girer. Biz diğer oyunumuza geçelim. Bu oyundan oldukça memnun kaldık bu arada. Yani ben kendi adıma konuşayım. Bayağı beğendim. Arkadaşlar son oyunumuzun adı Angry Birds Go. Angry Birds'ı bilmeyeniz yoktur. Zaten her yerden çıkıyorlar.
Her platformda var bu oyun. Olmadıkları yer yok. Zaten artık telefonlar alınca bunlar için yüklü geliyor anasını satayım. Ona da ayrı oluyor. Bu biraz farklı. Araba yarışı tarzında olduğu için hoşuma gidiyor biraz benim. Çok az hoşuma gidiyor. O kadar da fazla sevmiyorum. Bu kafalılar her yerden çıkıyor. Ondan ayarım bu kuşları. Oyun ücretsiz. Her platformda var. Fakat sonra bir süre sonra b**ka soruyor. Para istiyorlar. Zıplıt. O da b**ka para istiyorlar. İşte arabayı geliştireceğim. Yardım et. Onu yapacağım. Yardım et. Bilmem ne. Falan filan derken. Neyse bir yarış yapalım. En başından şöyle geliyoruz. Şu kırmızılara gelince araba bir hızlanıyor kendi kendine. Şu nitro birazdan kullanacağım. Tabii her kuşun farklı özelliği var. Bunun hızlanma. Atıyorum bir tanesi arkaya bir şey bırakıyor falan. Geçmişini. Ya bir durdur ya. Aldık mı 3 yıldız? Kaç yıldız aldık lan? S**ler. Aynen sonra işte arabayı buradan geliştiriyoruz mesela. 330 istiyor. Bir daha SS'e kaç istiyor? 430 istiyor. Onu da verelim. Bir daha 540. Ha, fullledik. Şuna almadı tabii. Bakalım kaç paraymış. 150 elmas diyor. Böyle işte çoluğun çocuğun rızkını yiyorlar. Yani tabii gerek yok para vermiyor her zaman diyorum. İşte birkaç çeşit yarış var. Hani tek tek işte 4-5 kişiye karşı. Tek başına meyve sebze falan girişiyorsun. Şimdi onu yapacağız. Topladıklarımızı şuralara eritmeye çalışıyoruz. Ondan sonra erittik para oldu. Birini geçince arkaya bakıyor şöyle hafiften. Oh güzel olmuş. Lan bas kaza bas. Yürü ya. Bu arada hani Angry Birds falan diyoruz da çoğu oyundan daha iyi oynanıyor araba yarışları konusunda. Hani yönlendirmesi falan çok düzgün yapmışlar. Gerçi koskoca Angry Birds o kadarını da yapıversin p***ler. Dediğim gibi oyun güzel. Yani oynanabilirlik açısından da güzel. Zaten oynamak için para vermenize de gerek yok dediğim gibi. Şu tiplerini s***liklerim de artık aşinayız zaten. Her yerde tanıyoruz. Bayağı bir parasını yaptılar bunun. 1 milyar 700 milyon adet mobil cihazda bu Angry Birds oyunları varmış. 1 milyar 700 milyon. Yani dünya nüfusunun 4'te 1'i yani. 1 milyar 700 milyon nedir ya? Doymadınız mı o çocukları? Daha ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız ya? Her yerdesiniz ya. Telefon alıyorum bunlar çıkıyor. Şu domuz çıkıyor. Şu kuş çıkıyor. Nasıl? Yastığı çıkıyor. Minderi çıkıyor. Atarlı çıkıyor. Her yerde lan. Ama hani Angry Birds'ın Türkçesi işte atarlı kuşlar. Hani ben de atarlıyım a**ayım. Bu bölümümüzün de daha sonuna geldik. Sizlere yine bu hafta da olduğu gibi 3 tane oyun tanıttık. Umarız beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.